Merhaba sevgili öğrenciler. Kümeler konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videolarımızda kümeleri, alt kümeleri anlatmıştık. Şimdi kümelerde işlemlere geçeceğiz. Kümelerde işlemlere geçmeden videolarımıza abone olarak destek olmayı unutmayın hatırlatmasını yapıyorum. Şimdi kümelerde işlemler konumuza geçiyoruz. Birinci işlemimiz birleşim işlemi. Sevgili öğrenciler, A ve B kümelerinin tüm elemanlarının oluşturduğu kümeye birleşim kümesi denir. Bakın buradaki kritik kelimemiz tüm. Birleşim dediğimizde tüm elemanlar aklınıza gelmeli. Tüm elemanlar. Peki nasıl gösterilir A birleşim B kümesi? A ile B arasına bir U harfi yazıyoruz değil mi? Bu A birleşim B anlamına geliyor. Buradaki arkadaşlar önemli ifadelerden birisi de veya. Veya ile birleşim aynı şey. İsterseniz bakın A birleşim B kümesini bir de ortak özellik yöntemiyle de yazayım. A birleşim B kümesi demek x'lerden oluşuyor. Öyle ki bu kümenin elemanları A'nın elemanı veya bakın B'nin elemanıdır diyeceğiz. Demek ki bu kümenin elemanları A'nın veya B'nin elemanlarından oluşuyor. Veya ile birleşim arasında bakın bir ilişki var. Veya kelimesi aklımıza birleşimi getirecek. Şimdi hemen aşağıdaki örneğe bakalım. Unutmayın bakın birleşim demek tüm elemanlar demek. İki kümenin tüm elemanları. Şimdi A kümesi verilmiş. B kümesi verilmiş. İki kümenin birleşimini bizden istemiş. Gayet kolay. A birleşim B kümesi diyorum ve küme parantezimi açıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki aynı eleman iki defa yazılmaz. Önce bakalım A kümesinin kaç elemanı var? 1, 2 ve 3 elemanı var. B kümesinin 1, 2, 3 ve 4 elemanı var. Şimdi bu iki kümenin birleşimini yazalım. Başlayalım bir yerden. A var, evet, virgül. B var, sonra ne var? Sonra A ve C'den oluşan bir küme. Yine bir eleman olarak yazıldı. Sonra bakın B var. Bu kümenin elemanlarını yazmayı bitirdim. Diğer kümenin elemanlarını yazıyorum. Çünkü birleşim demek iki kümenin tüm elemanları demek. Fakat bakın aynı elemanı bir daha yazamam. Çünkü bu elemanı A kümesinden dolayı yazmıştım. D'yi yazabilirim. Farklı bir eleman. Sonra bakın bir eleman daha var. Bir küme. Bu kümeyi de yazmamıştım. Bunu da yazıyorum. A ve B'den oluşan bir küme. Sonra ne var? A var. A'yı da yazmıştık bakın. Bunu B ve A'yı yazamayız çünkü daha önce yazmıştık. Öyleyse bakın birleşim kümesini bulmuş olduk. Kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlı. A kümesi kaç elemanlıydı? 3 elemanlıydı. B kümesi kaç elemanlı? 4 elemanlı. Fakat birleşimleri 7 elemanlı değil. Çünkü aynı eleman, ortak elemanlar 2 defa yazılmıyor. Biliyorsunuz. Şimdi birleşim bakın 3 tane şekil üzerinde inceleyelim. Kümeler genelde bakın 2 tane kümeyi ele alırsak bu şekilde ortak bir bölgesi olabilir. Veya biri diğerinin alt kümesi olabilir veya ikisinin ortak elemanı olmayabilir. Yani kümeler 2 küme için 3 tane durum söz konusu. Şimdi bu 3 durumda da A birleşim B'yi inceleyelim. A birleşim B demek bakın bu şekilde 2 kümenin tamamı demek. 2 kümenin tamamını tarıyoruz. Unutmayın birleşim demek 2 kümenin tümü tamamı demek. Bu şekilde A birleşim B'yi bulabiliriz. Gelelim bu duruma. Buradaki A birleşim B neresi? İki kümenin tamamı. Bakın iki kümenin tamamı bize neyi vermiş oldu aslında? Burada iki kümeni birleştirirsek B kümesini vermiş oldu. Buna değineceğiz. Burada ise iki kümenin tamamı yine. Öyleyse A'nın da tamamını alıyoruz. Bakın tarıyoruz A'yı. B'nin de tamamını alıyoruz. İşte bu iki kümenin tamamı bize neyi veriyor? A birleşim B'yi veriyor. Şimdi özelliklerimize geçelim. Birleşimin özellikleri. A birleşim B kümesi ile B birleşim A kümesi aynı şeydir. Yani bu kümede birleşimde ikisi yer değiştirebilir. A kümesi ile boş kümenin birleşimi. Şimdi boş kümenin hiç elemanı yoktu. Birleşim ise iki kümenin tüm elemanlarıydı. O zaman iki kümenin tüm elemanları A kümesine eşit olur. Dolayısıyla A'ya eşit. A kümesi ile evrensel kümeyi birleştirirsek sevgili arkadaşlar. Evrensel küme zaten üzerindeki işlem gördüğümüz tüm kümeleri kapsayan küme. A kümesinde elemanları da var diyelim. İkisini birleştirirsek evrensel kümeyi verecektir. Çünkü evrensel kümede bulunan elemanlar zaten A'da var. Değil mi? Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğimizde farklı bir eleman gelmeyecektir. Dördüncü madde bakın üzerinde çizgi varsa bu A kümesinin tümleyeni yani A'nın değil anlamına geliyordu. A'nın dışında kalanlar bu da A'nın içinde kalanlar. İkisini birleştirirsek bu da evrensel kümeyi bize verecektir. A'nın içindekiler ve dışındakiler. Evrensel kümeyi verir birleştirirsek. Çünkü birleşim demek tüm elemanlar demekti. Son olarak diyor ki bakın A, B'nin alt kümesi ise ancak ve ancak demek. Onu neyse değineceğim az sonra. A, B'nin alt kümesi ise bakın A, B'nin alt kümesi bu şekli anlatıyor aslında bize. O zaman A ile B'yi birleştirirsek, A ile B'yi birleştirirsek B'yi verir diyor bakın. Doğru.
Yine bunun tersi de önemli. Ancak ve ancak demek çünkü. Hem bu taraftan gidebilirsiniz, hem bu taraftan gidebilirsiniz. Burayı kapatalım. A birleşim B, B'ye eşitse, eğer soruda böyle bir şeyle karşılaştıysanız, A ile B'yi birleştirdik ama bize B kümesine eşit çıktı. O zaman ne anlayacaksınız? Ha, demek ki A kümesi B'nin alt kümesi olduğunu anlayacaksınız. Hemen birleşimle ilgili bir tane örnek yapalım. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki eksi 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar. Hemen A kümesini öyleyse ben yazıyorum liste yöntemiyle. Ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Ben listeye dönüştürüyorum. Eksi 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar. Evet, doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Sakın eksi sayıları doğal sayı olarak almayın. Başka ne var bu aralıkta doğal sayı olarak? 1 var, 2 var, 3 var. 4'e de eşitlik olduğu için bu kümenin elemanlarından biri de 4. Öyleyse A kümesinin elemanları 0, 1, 2, 3, 4. Hemen B kümesinin elemanlarını yazalım. B kümesinin elemanları ise eksi 4 ile 2 aralığındaki tam sayılar. Evet, tam sayılarda negatifler de vardı ama eksi 4'te eşitlik olmadığı için eksi 4'ü alamayız. Eksi 3'ten başlıyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 de bir tam sayı ve eşitlik var. Evet, bu da B kümesi. Şimdi iki kümenin birleşimi. Bakın, birleşim deyince aklımıza ne gelecek? İki kümenin tüm elemanları gelecek. Unutmayın. Bakalım, iki kümenin tüm elemanları burada var mı? Hayır. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 yok. Burada var mı? Eksi 3, eksi 2, eksi 1 var. 0, 1, 2 var ama buradaki 3 ve 4 yok. Buraya bakalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Buradaki 4 yok bakın. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Bakın, iki kümenin tüm elemanları D şıkkında var. E şıkkında ise fazladan bir de eksi 4 var. Fakat eksi 4 iki kümede de bulunmadığı için bunu da alamayız. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde. Hemen geçelim kesişim işlemini anlamaya. Kesişim, sevgili öğrenciler, A ve B kümelerinin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye deniyor. Şurayı düzeltelim. Birleşim demeyeceğiz. Burayı yanlış yazmışız. Kesişim kümesi denir ve nasıl gösterilir? A, küçük n'nin büyümüşü var burada bakın. Kesişim B ile gösterilir. Kesişimi ortak özellik yöntemiyle de göstereceksek eğer, kesişim kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x A'nın elemanıdır ve x B'nin de elemanıdır. Bakın, bu defa V kelimesini kullandık. Demek ki kesişimle V özdeş. V gördüğümüzde kesişim aklımıza gelmeli. Tabi bu olasılık konusunda falan da karşımıza çıkıyor. V kesişim veya birleşim. Şimdi kesişimi anlamak için aşağıdaki örneği yapalım. A kümesinin elemanları verilmiş. 3 tane bakın yine. B kümesinin elemanları verilmiş. 4 tane. Az önceki soruda olduğu gibi. Şimdi bize kesişim kümesini sormuş. Kesişim nasıl gösteriliyordu? Küçük n harfinin büyümüşüydü, değil mi? Evet, kesişimi yaptık veya ters u da diyebilirsiniz. Şimdi kesişimde sadece ortak elemanları yazacağız. Bakın, kesişim dendiğinde aklımıza ortak elemanlar gelmeli. Birleşim dendiğinde tüm elemanlar, kesişim dendiğinde ortak elemanlar. Ortak elemanlara bakalım. A ortak mı? Evet, ikisinde de var. A ortak bir eleman. Başka B var mı ortak? Evet, B elemanı ikisinde de var. Peki bu eleman ikisinde de var mı? A ve C'den oluşan bir küme. Hayır, yok. Peki bu kümeyi bitirdik. Bunu inceleyelim. Aslında gerek yok, burada bitmişti ama yine de bakın, D ortak mı? Hayır, D ikisinde de yok. Bu A ve B'den oluşan küme burada var mı? Hayır, yok. Öyleyse bakın, kesişimleri iki elemanlı. Ortak elemanları iki tane. Kesişimi de yine üç tane durum üzerinde inceleyelim. Kesişim, bakın, ikisinin ortak olan bölgesi. Şurası işte bizim A ve B'nin ortak elemanlarının bulunduğu yer. Kesişim bölgesi burası. Burada ise bakın, ikisinin ortak olan bölgesi A kümesi olmuş oluyor. Kesişim A kesişim B, burada A'ya eşit. Burada ise bakın, ikisinin ortak bölgesi yok. Kesişimleri olmadığı için kesişimlerine bakın boş küme diyoruz. Herhangi bir yeri tarayamıyoruz. Sevgili öğrenciler, bakın burası önemli. Eğer kesişimleri olmayan iki küme varsa bu iki kümeye ayrık kümeler denir. Ayrık kümeler. Demek ki ayrık ifadesini görünce ne anlayacağız? Bu iki kümenin ortak elemanı yok. Kesişimleri boş küme olduğunu anlayacağız. Şimdi hemen özelliklerini inceleyelim. A kesişim B, B kesişim A'ya eşittir. Yani kesişimde yer değişme özelliği var. A kesişim boş küme. Kesişim denince aklımıza ortak elemanlar gelecekti. Boş kümenin hiç elemanı olmadığına göre A kümesiyle boş kümenin ortak elemanı olmaz. O zaman buraya da boş küme deriz. A kümesiyle evrensel kümenin ortak elemanları. Şimdi evrensel kümede tüm elemanlar var zaten. A'nın elemanlarının hepsi de var. A kümesiyle evrensel kümenin ortak elemanları o zaman A kümesine eşittir. A kümesi ile
tümleyeninin kesişimi. Tümleyeninin sevgili öğrenciler ve A kümesinin ortak eleman olmaz. Çünkü bir A'nın içindeki elemanlar, bir A'nın dışındaki elemanlar, ikisinin ortak elemanı olmayacağı için bunların kesişimine boş küme diyeceğiz. Son olarak şu maddeyi de incelersek, bakın şuradakini anlatıyor bize aslında. Eğer A kümesi B kümesinin alt kümesi ise o zaman kesişimleri A'ya eşittir. Bakın evet, kesişimleri A'ya eşittir. Veya şunu soruda şunu gördük diyelim. A ile B'nin kesişimleri A kümesine eşitse o zaman bu tarafı da geçerli. A B'nin alt kümesidir diyeceğiz. A kümesini bir yazalım. Liste yöntemiyle yazalım. Çünkü ortak özellik yöntemiyle verilmiş. A kümesi eksi 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4 bir doğal sayı. Şimdi B kümesini yazalım. Eksi 4 ile 2 arasındaki tam sayılar. Eksi 4 ile eşitlik olmadığı için eksi 3'ten başlıyoruz. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. 2 ile eşitlik var. 2'yi aldık bakın. Bunlar da tam sayılar. Doğal sayılarda çünkü negatif sayılar yok. Şimdi bize kesişimlerini sormuş. Kesişim demek ortak elemanları demek. Bakıyoruz ortak olarak hangi elemanlar var? 0 ikisinde de var. 1 ikisinde de var. 2 ikisinde de var. Başka da ortak elemanlar yok. O zaman biz bunların kesişimlerine 3 eleman yazabiliriz. 0, 1 ve 2. Hangi şıkta var? Evet, cevabımız A şıkta, A şıkkında mevcut. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet, burada bakın kümelerde işlemlerle ilgili hemen bir özelliğimiz var. Burada bakın dağılma özelliği. İsterseniz şuraya yazalım. Dağılma özelliği. Neyin dağılması? Bakın kesişimin birleşime dağılması. Bu A kesişimi alıyoruz. B'nin üzerine dağıtıyoruz. Bakın A kesişim B oluyor. Araya buradaki işaret yazıp A kesişim C olmuş oluyor. Burada da birleşimi kesişimin üzerine dağıtacağız. A birleşim B. Sonra da işareti, kesişim işareti koyuyoruz. A birleşim C şeklinde dağıtabiliriz. Sağdan da yapılabilir. Soldan da dağılma işlemi uygulanabilir. Mantık konusunda gördüğümüz De Morgan kuralı burada da var. Bakın A kesişim B'nin değili tümleyeni bulunurken parantezi açtığımızda birinci kümenin tümleyenini alıyoruz. Kesişimin tümleyeni birleşim oluyor. Sonra ikinci kümenin tümleyenini alıyoruz. Birleşim kümesinin tümleyeni de aynı şekilde. A'nın tümleyenini alıyoruz parantezi açtığımızda. Sonra birleşimin tümleyenini kesişim, B'nin de tümleyenini alarak De Morgan kurallarını burada da uygulayabiliyoruz. Birleşim kümesinin eleman sayısını da anlatıp bu videomuzu noktalayacağız. Şimdi sevgili öğrenciler, sorularda eğer böyle şekilli verilmişse, buradaki eleman sayıları işte biliniyorsa X, Y, Z gibi, o zaman A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken hiç bu formüle girmeden buradaki 3 bölgeyi toplayın. X artı Y artı Z bize direkt A birleşim B'nin eleman sayısını verir. Yok, şekil değil de böyle formüller falan verilmişse veya A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısı, kesimlerin eleman sayısıları verilmişse o zaman nasıl bulacağız A birleşim B'nin eleman sayısını? Bakın önce A'nın eleman sayısı yani şuranın tamamını topluyoruz. Artı B'nin tamamını topluyoruz. Ne olmuş oldu ikisini toplayınca? Bakın şu ortayı iki defa toplamış olduk. Yani bu sonuç bize yanlış bir cevabı verir. Öyleyse biz ne yapmamız gerekiyor? Ortadaki eleman sayısını çıkartmamız gerekiyor. Neden? Burayı iki defa topladığımız için o zaman bize A birleşim B'yi verir. Bu da formülde bulunuşu. Eğer 3 kümeden oluşuyorsa, bakın 3 kümeden oluşuyorsa buradaki her bir bölgenin eleman sayılarını toplayarak neyi bulabiliriz? A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısını bulabiliriz. Bakın şuraya yazayım isterseniz. A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısı A artı B artı C artı D artı E artı F artı G. Her bir bölgeyi teker teker toplayarak bulabilirsiniz. Yok, şekil verilmemişse, işte A'nın eleman sayısı verilmişse, B'nin eleman sayısı verilmişse, işte kesimleri birer birer verilmişse o zaman alttaki formülü uygulayacağız. Neymiş alttaki formül? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı, bakın şu 4 tane bölge hepsini topluyoruz. Artı C'nin eleman sayısı. Sonra eksi bakın. A kesişim B'yi çıkartıyoruz şurayı. A kesim B'yi çıkarttık. Sonra eksi A kesim C'yi çıkarttık. A kesim C şurası. Çünkü aynı elemanlar iki defa toplanıyor ya. Hatta 3 defa toplanan yer var. Sonra B kesim C'yi çıkarttık şurayı. Sonra bu 3 ortadaki bölgeyi 3 defa çıkarttığımız için ne yapıyoruz? Bir tane A kesim, B kesim, C'yi de ekliyoruz. Burası da artı bakın. Şu 3'ü eksi, burası da artı. Evet, bu videomuzda bu kadar. Kümelerle ilgili
Konu altı videolarımıza devam edeceğiz. Sıradaki videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Buradan ise soru çözüm deneme sınavımızı videolarımızı izleyebilirsiniz. Buradan da deneme sınavlarımızı ücretsiz indirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.